Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlere eşsiz övgüler yapılmıştır. Ama içlerinde en çok övgü Hazreti İbrahim'e yapılmıştır. Kur'an ayetleri ışığında Hazreti İbrahim'e yapılan övgüleri anlatmaya çalışacağım. Bakara suresi 124. ayette Allah Hazreti İbrahim'den şöyle bahsetmiştir. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. O da istenenleri tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e, seni şüphesiz insanlara imam kılacağım dedi. İbrahim, ya soyumdan olanlar deyince, Allah zalimler benim ahdime erişemez dedi. Bakara suresi 130. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Bakara suresi 131. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara suresi 132. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu. Bakara suresi 135. Dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, doğru yol Hanif olan tevhid dini İbrahim'in dinidir. O müşriklerden değildi. Bakara suresi 136. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. Bakara suresi 258. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da ben de öldürür ve diriltirim demişti. O zaman İbrahim şüphe yok Allah güneşi doğudan getirir. Hadi sen de onu batıdan getir deyince o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ali İmran suresi 33. ayet. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Ali İmran suresi 34. Onlar birbirlerinden bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. Ali İmran suresi 65. Ey kitap ehli! İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdiremeyecek misiniz? Ali İmran suresi 67. İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan'dı. Ancak o hanif bir Müslüman'dı. Müşriklerden de değildi. Ali İmran suresi 68. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamber ile ona iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e birçok övgü yapılmıştır. Birçok surede kıssaları anlatılır. Hatta adına İbrahim suresi indirilmiştir. Ben burada Hazreti İbrahim'e en çok övgü yapılan ayetleri derlemeye çalıştım. Ali İmran suresi 95. De ki Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan hanifler olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Nisa suresi 54. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk de verdik. En'am suresi 74. Hani İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. En'am suresi 75. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. En'am suresi 83. Bu İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. En'am suresi 84. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik.
Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Enam suresi 161. De ki, Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti. Dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif dinine, o müşriklerden değildi. Tevbe suresi 114. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Hud suresi 69. Andolsun elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman selam dediler. O da selam dedi ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerinin ona uzanmadığını görünce İbrahim durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki korkma, biz Lut kavmine gönderildik. Suresi 75. ayet. Doğrusu İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biriydi. Yusuf suresi 6. ayet. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Suresi 120. ayet. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir müvahhitti ve o müşriklerden değildi. Nahl suresi 121. Onun nimetlerine şükredeceğiydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Nahl suresi 122. Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de salih olanlardandır. Nahl suresi 123. ayet. Sonra sana vahyettik. Hanif olan İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi. Meryem suresi 41. Kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Meryem suresi 42. Hani babasına demişti, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Meryem suresi 43. Babacığım, gerçek şu ki bana sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol. Seni düzgün bir yola ulaştırayım. Enbiya suresi 52. ayet. Andolsun bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu bilenlerdendik. Enbiya suresi 52. Hani babasına ve kavmine demişti ki sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Enbiya suresi 53. Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Enbiya 54. Dedi ki andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Enbiya 55. Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? Enbiya 56. Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şahadet edenlerdenim. Enbiya 57. Andolsun Allah'a sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Enbiya 58. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Enbiya 59. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Enbiya suresi 61. ayet. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Enbiya 62. Dediler ki ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Enbiya 63. Hayır dedi. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Enbiya 64. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz, biziz dediler. Enbiya 64. Sonra yine tepeleri üzerine ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Enbiya 66. Dedi ki o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan
ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Enbiya 67. Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Enbiya 68. Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Enbiya 69. Biz dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Enbiya 70. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlardan kıldık. Saffat Suresi 104. ayet. Biz ona ey İbrahim diye seslendik. 105. ayet. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz insanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Saffat Suresi 106. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı. 107. Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. 108. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. 109. İbrahim'e selam olsun. Biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. 111. Şüphesiz o bizim mümin kullarımızdandır. Biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik. Hadis suresi 26. ayet. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarında kıldık. Öyleyken içlerinde hidayeti kabul edenler vardır. Onlardan birçokları da fasık olanlardır. Mümtehine suresi 4. ayet. İbrahim ve onunla birlikte olanlar da size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi artık tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda siz Allah'ı bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. Ancak İbrahim'in babasına sana bağışlanma dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve işten sana yöneldik. Dönüş sanadır. Videomu Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirmek istiyorum. İbrahim Suresi 38. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İbrahim 39. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. İbrahim 40. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. İbrahim 41. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Elimden geldiğince ve dilim döndüğünce Hazreti İbrahim'e yapılan övgüleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi Hazreti İbrahim'i anlatmaya saatler yetmez. Kendisinin hakkında birçok kıssa anlatılmıştır birçok surede. Adına İbrahim suresi indirilmiştir. Selam olsun Hazreti İbrahim'e, selam olsun bütün peygamberlere. Allah'a emanet olun, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.